Nereden dedim sana restorana birlikte gidelim diye. Yani keşke dilime eşek arası soksaydı da demeseydim. Değil. Değil. Ay, ağzınızdan yel atsın Talip Bey ya. Evet öyle hakikaten ha. En son diline eşek arası soktuğunda neler yaşadığımızı unutmuş gibisin. Ya evet. Hatırlatmak gibi olmasın ama böyle kükrek kadriye böyle dilinizi tutmuştu da böyle cımbızlan eşek arasını bekliyordu. Tamam detaylara girme. Ayrıca en son tüm uğraşılarıma rağmen sen bu koltuktan kıpırdamayınca ben tek başıma gitmeye karar verdim. Tam kapıdan çıkıyordum ki dur ben de geleceğim deyip gelen sendin. Oysa ben seni zorlamadım, sen kendi kendine geldin, niye şimdi söyleniyorsun? Ya ne yapacaktım? Gecenin bir vakti hiç tanımadığın adamlarla yemek yemeye mi gönderecektim seni? Hayır şimdi birincisi gecenin bir saati değildi, akşam saat 8'di. İkincisi ben öyle hiç tanımadığım adamlarla yemek yemeye gitmedim. Türkiye'nin en ünlü gurmelerinin yemek yediği restorana belki onlarla tanışma fırsatım olur diye gitmek istedim. Nitekim şanslıydım, tanıştım. Resmen pusu kurdum. Tabii koca koca adamlar böyle onların böyle yan masasına oturduk, onları böyle dikizlemeye başladık. Sonra içlerinden biri böyle kalkıp tuvalete giderken de böyle pusu da sıkıştırdın, ağzından girdin, burnundan çıktın, adama ikna ettin. Bak sen. Aynen. Hiç de böyle olmadı. Hadi canım. Ben kimseyi dikizlemedim, kimseye pusu kurmadım, hiç de öyle sıkıştırmadım. Ben gayet medeni bir şekilde yanlarına gittim, tanıştım, konuştum ve onları evimize yemek yemeye davet ettim. Sağ olsunlar, onlar da kabul ettiler. Bu akşam gelecekler. Ben de her zaman olduğu gibi, bütün misafirlerimize olduğu gibi onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağım. O kadar. Tenhada sıkıştırdım. O kadar çok konuşuyorsun ki şu listeyi bitiremedim, bitmedi. Bak ne yazdım, ne yazmadım bilmiyorum. Eksik gelecek sonra. Tenhada sıkıştır. Adamı konuşa konuşa bunalt. Ya Meltem Hanım, liste bittiyse artık ben alayım da pazara gideyim. Yok Emine, daha bitmedi. Bitmez. Bitmez. Meltem Hanım'ın listesi bitmez. Yani sanki 4 tane aç adam değil, 1 tabur asker geliyor. Ne demek aç adam? Ne ayıp şey. Onlar bir kere aç adam falan değil. Onlar Türkiye'nin en ünlü 4 tane gurmesi. Her neyse. Sen listeni bitirene kadar pazar kalkacak. Artık ne yazıyorsan böyle yazdıkça yazdın, yazdıkça yazdın. Sana cevap vermekten listeye ne yazdım ne yazmadım onu bile bilmiyorum. Kafamı öyle bir karıştırıyorsun ki. Neyse Meltem Hanım, bu saatte pazar hem daha ucuz oluyor hem de kalabalık dağılmış oluyor. Tabii. Çünkü herkes alacağını almış evine gitmiş oluyor. Pazardan aldıklarını böyle yıkamışlar, doğramışlar, yemeği yapmışlar. Hatta şu anda da yiyorlar. Ne kadar çok söylendin. Ay yani ben bilseydim senin bu söylenmelerini videoya çekerdim. Mahlun söylenmesi diye rekor kırardık kanalda. Vallahi en çok izlenen videonuz olurdu. Evet. Haluk Bey ne de olsa rekorların insanı. Bugün kırdığım tek rekor sabır rekoru. Sabır testisi çatlamadan sen sus istersen. Neyse o zaman şöyle yapalım. Haluk Bey'in de mutlu olacağı bir şeylerden konuşalım değil mi? Akşam menüde neler var mesela? Oo neler yok ki. Yapacağım yemekleri Haluk da çok beğenecek de inşallah yetiştirebilirim. Beni şu anda mutlu edecek tek şey dün gece Meltem ve gurmeleri yüzünden kaçırdığım maçın tekrarı. O yüzden işe gitmedim. Aa, boşuna gitmemişsiniz. Bu şey Liverpool ile Bayern Münih maçını Şükrü ile Hüseyin sabaha kadar tartıştı ya. Böyle onlar maruz kaldım yani yoğun bir şekilde maç dinlemeye. Bütün böyle detaylarını, sonucunu, her şeyini biliyorum ben. Sakın bir şey söyleme. Sürprizini kaçırma. Nasıl yani? Oynanmış bitmiş maçın sen sonucuna bakmadın mı? Sonucunu bilmediğim her maç izlenmemiş maç gibidir. E ne o zaman söylenip duruyorsun? İşte izlenmemiş maç gibi izleyecekmişsin. Ne yani? Hayır ben böyle canlı canlı izliyormuş gibi olmak istiyorum. Şimdi ben bir kere telefonlarımı kapadım. Cevap vermiyorum, mesajlara bakmıyorum biri ağzından kaçıracak diye. Onun tadı başka. Ben şahidim. Dar gömlek Tolga Bey
durmadan arıyor ama cevap vermiyor Haluk Bey. Ya belki çocuk önemli bir şey söyleyecek sana. Niye aramıyorsa açmıyorsun telefonu? Ara çabuk. Açmam. O şimdi işle ilgili bir şey söylerken arada maçla ilgili ağzından bir şey kaçırır. Ben onu biliyorum. Pes. Pes. Emine. Hı. Galiba bu liste tamam. Ah, bu pazar listesi. Tamam, bunu sana vereyim. Market listesini de ben yapacağım. Tamam. Sonunda. Ne sonunda? Kafamı bıraktın. Sen hallet, ben de bunu şöyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarım.